Introyu buraya kadar izlediğinize göre artık size tavşan deliğinin nereye gittiğini gösterebilirim. Her şey 95 yıl önce Caz Şarkıcısı filminin çekilip beyaz perdeye gösterime girmesiyle başladı. İlk başlarda sadece iki boyuttan ibaret olan sinema zamanla 3 boyuta, ardından da 4. boyuta ulaştı. Böylece yeni bir kapı aralandı ve gerçek ile sanal birbirine karıştı. Yani VR gözlüklerle tanıştık. Olaya daha yakından bakalım. Bir kaosun içindesiniz. Bombalar yanı başınızda patlıyor. Duvarlardan kopan kaya parçaları başınızı sıyırıyor. Mermiler yağmur gibi yağarken herkes hayatta kalmak için savaşıyor. Şimdi dikkatli izleyin. Dikkatli izlediniz mi? Bir bombanın yarattığı dalga boyutunu görürken patlayan bir arabanın havaya uçuşunu oradaymış gibi hissediyorsun. VR'ın bir sonraki evresi olan Metaverse'de ise hissediyormuş gibiden daha da ötesi hissedeceksiniz. Oradaymış gibi değil, orada olacaksınız. Canınız ne istiyorsa onu yapacaksınız. Ama Metaverse'e girmeden önce VR teknolojisine tekrardan geri dönmek istiyorum. Bugün inşaat, oyun, havacılık ve askeri alanlarda VR teknolojisi çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Ve insanlar sadece simülasyonlarda VR teknolojisiyle daha aktif ve haşır neşir olabiliyor. VR teknolojisine entegre edilenlerin başında ise kripto paralardan aşina olduğumuz NFT'ler geliyor. Kısaca inşaatta kullanılacak malzemeden, tekstilde üretilecek kıyafete, günlük hayatta tüketeceğimiz kişiselleştirilebilir ürünlere kadar her alanda NFT kullanılıyor. VR gözlükler ve NFT ile oluşturulan sanal gerçeklik evrenlerini isterseniz kişiselleştirebiliyorsunuz. Yakın bir gelecekte kablolardan, ekranlardan ve VR teknolojisi için oluşturulmuş özel mekanlardan kurtulup tek bir tuşla gerçek mi yoksa sanal mı olduğunu bilmeyeceğimiz Metaverse evrenlerine bağlanacağız. Metaverse öyle bir dünya ki hangi yılda, hangi dönemde, kim ve ne olacağınıza siz karar vereceksiniz. Bu çoklu evrenler topluluğunda savaşlar da, yaşamlar da, hayaller de ölçüsüz olacak. Anlattıklarım size fazla geldi galiba. İsterseniz biraz soluklanın. Kafanızdaki soruyu biliyorum. Yıllardır ben de aynı soruyu kendime soruyorum. Bağlanmak ya da bağlanmamak. İşte bütün mesele bu.